Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün yanımızda Süleyman Ayyıldız var. Merhaba Süleyman. Merhaba Yıldıray abi. Süleyman'ın bir Yamaha MT7'si var. 2019 model mi bu? Evet. Süleyman? 2019 model MT07 ABS. Süleyman, bize kullanıcı deneyimi videolarımızda dahil oldun. İstiyoruz ki MT07'nin memnuniyetini, memnun olmadığın özelliklerini bize aktar. Ne kadardır kullanıyorsun motoru? Ben 2019 Şubat ayında aldım. Neredeyse sıfırda aldığımda. O zamandan beri aktif olarak hep birlikte kullanıyoruz. Peki kaç kilometre yaptın motorunu? Ben aldığımda 127 kilometredeydi. Daha rodajı bile bitmemişti. Şu anda 6700 kilometrede. Bayağı gezdin. Tabii. Ve de bunun çok çoğunu da beraber gezdik. Ne kadar tesadüftür ki. Bir muğla yaptık, geldik evet, işte. Çok evet. Da güzel, güzel oldu. Güzel bir kıyı tarafından bir muğla. Sonrasında Anadolu otobanından da dönüşle beraber güzel anılar biriktirerek. Aynen. Bir de Denizli yollarından da gezdiğimiz yerler çok tabii. Güzel. Özellikle Bozüyük yolları falan inanılmaz. Evet. Orada bayağı üşüdük ama ya. Evet. 14 dereceye düşüyor. Ya 32 dereceden 14'e düşmek nedir? Tabii. O kimsesizler benzinli de durup da yaptığımız muhabbeti hiçbir zaman unutmayacağım. O da güzel. Tren istasyonunun dibinde benzin istasyonu yapmışlar. O da enteresan yani. Evet, o da çok enteresandı. Yani bu kadar tehlikeli bir ortamda bu kadar tehlikesiz bir demir yolunun da olması. Değil mi? Evet. Tam konuya dönelim. Şimdi amacımız satın almayı düşünen arkadaşlara yol yordam göstermek, deneyimlerini aktarmak. Evet. Sen motorunu 600 kilometrelerde mi aldın? 127'de aldın. 6000 kilometreye geldi. Bayağı uzun zamandır da kullanıyorsun. Neredeyse evet. 7-8 ay olmuş. Evet. Kaça almıştın, hatırlıyor musun? O zaman 56 bin liraya almıştım. Şu an piyasası kaç? Şu anda 76 bin lira. İşte rasyonel düşünürsek 76 bin tabii ki değil. Çünkü zaten 0'ı 78 bin falan olması lazım tamam. Ama tabii pandemiden dolayı işte ikinci el piyasasındaki şişirmelerden dolayı falan 75-76 yazan gördüm. Aynen. Lakin real piyasa muhtemelen 72-73'tür şu şekilde 6700 kilometrede. 70 seviyesinde diyelim ortalama. Ya evet. Gene de iyi prim yapmış yani motor ve fiyatlar çok arttı zaten. Evet, her motosikletin ve her motorlu taşıtın yapmış olduğu gibi. Şimdi memnun olduğun yanlarını konuşalım ilk önce, sonra da memnun olmadığın yanlarını konuşuruz. Evet. Motorunu çok sevdiğini biliyorum. Sevdiğin özellikleri neler? Abi öncelikle direkt en tepeden başlayayım. Başla. Çok iyi gidiyor. Sen bunu Sarıyer Bayırı'ndan yukarı çıkarken evet. De özellikle fark etmiştin. Onun haricinde yani evet bir 700cc ama 1000-1200 hatta 1300cc'lerde olan bir sport touring ya da bir enduro ile düz yolda giderken kesinlikle arkada kalmazsın. Yetişiyorsun. Onu biliyorum. Biliyorsun. Biraz yakıt tüketimin artıyor ama. O dönem evet yani yakıtı kafaya takmadan gazı açıyorsan ne mutlu sana. Ama ya işte çok yakar açmayayım diyorsan o zaman zaten motorun tadı çıkmıyor. Çünkü zaten motosiklet bence zaten gazlama için. Ani gaz yapıp gaza doymak için. Kullanıcıyı bu şekilde tatmin etmek için üretilmiş bir motosiklet. Çünkü gerçekten çok seri. Alt devirleri çok seri. Çok tehlikeli ve çok gereksiz ve orantısız bir güç var. Alt devirlerde ve bu da hani tehlikeye sokuyor mu? Tehlikeye işte? Şöyle bilinçli bir kullanıcıysanız, makinenizi iyi tanıyorsanız, iyi bir tecrübe yaptıktan sonra bu makineye geçtiyseniz bence tehlikeli değil. Nerede ne tepki vereceğini biliyorsan. Evet, çünkü iyi tanıyorsunuz makinenizi ve nasıl cevap alacağınızı biliyorsunuz. Ben bu şekilde geçtim bu motosiklete ve hiçbir sorun, hiçbir tehlike şimdiye kadar yaşamadım. Onun haricinde memnun olduğun yönlerine devam edelim. İvmelenmesinden, alt torklarındaki verdiği çok güçten iyi, çok iyi. Çok memnun olduğunu evet, söylüyorsun. Evet. Amortisörleri nasıl? Amortisörleri gayet iyi. Fakat yani şöyle amortisörleri iyi derken ne sert ne yumuşak. Fakat ön amortisörler viraja iyice bir yattığımızda hani böyle kulak memesine değdireceğimiz kıvamda böyle indiğimizde yatmayalım o kadar. Korkutabiliyor. Çünkü ayarlı amortisör yok. Standart manuel amortisör ve ayar yapamadığımız için de genelde böyle hani düz yolda gazla ve dur ya da git ve yavaşla mantığıyla olduğu için
virajlarda bazen önü bırakabiliyor gibi oluyor. Ama ben tabii ki o kadar sınırları birkaç defa zorladım. Sonrasında zorlamadım hani tehlikeye girmeyelim diye. Anladım. Onun haricinde... Frenlere geçelim. Fren performansı nasıl? Muhteşem. Süper. Tek kelimeyle muhteşem. Şöyle, motor zaten genel itibariyle gidişinde kalkışında pek yerinde duramayan bir yapıya sahip olduğu için, böyle bir karakteristiği de olduğu için arka fren bu durumda pek iyi değil. Arka fren tamamen yardımcı. Yavaşlamıyor. Çünkü arka frenle yavaşlamak istediğin zaman, zorladığın zaman zaten direkt ABS açıyor. Ama önle beraber iyi bir kombine yaptığında, hem ön hem el hem ayak yaptığında mükemmel bir duruş sağlayabiliyor size. Bundan emin olabilirsiniz. Geçelim seleye. Sele ile ilgili söyleyeceklerin neler? Çünkü sen orada çok muzdariptin bildiğim kadarıyla. Bir takviye aldın. 80 kilometreden fazla sürmeyecekseniz seleden çok memnun kalabilirsiniz. Bir de kocaman bir selesi var. Yani evet, şu selenin evet, geniş. Bu genişliği, ondan sonra biraz sert, o kadar yumuşak değil. Şöyle ama bir durum var. Geniş bir selesi aslında var. Aslında sele eski makyajsız kasa olan MT'ye göre yumuşak. Biz bunu çok defasında diğer arkadaşlarla da istişare ettik. Onur abinin motosikletiyle falan karşılaştırdık ettik. Sele yumuşak fakat sele üretim olarak kullanıcıyı biraz daha depoya doğru yaklaştırdığı için şu ön bölümde bir sıkışma oluyor. Anladım. Haliyle senin bütün ağırlığın tek noktada toplanıyor ve selenin üstüne ağırlığın dağılmadığı için 70-80 kilometrelerden sonra da seni rahatsız edebiliyor. Ben rahatsız oldum ama aynı motordan kullanan başka arkadaşlarım var. MT grubunda istişare ettiğim başka arkadaşlar var. Biz çok rahatız falan dedi. Belki de bu kişinin konfor derecesine göre de değişkenlik çok gösterebilir. Çok değişir, haklısın. Evet. Peki en fazla ne kadar kilometre gidebiliyorsun motorla bir kerede? Bu sele seni rahatsız etme kilometresi kaçtır? Yani dediğim gibi 70-80... 100 kilometrede bir mola vermek iyidir. Evet. Zaten bir kan akışını kendine getirir, vücudunu toparlar. Evet. Mutlaka herkese zaten 100 kilometrede bir mola vermesini öneriyoruz ama seni o 100 kilometre kadar ne kadar yıpratıyor? Durmak ihtiyacı hissediyor musun sele popodaki ağrıdan durmak dolayı? Durmak ihtiyacı kesinlikle hissediyorum çünkü iç baldırlarda, kalçada bir kan dolaşımının yavaşladığını hissediyorsun. Bu da tabii ki bir yere basıp şöyle bir ayakta durup kan dolaşımını normale getirme ihtiyacı hissedebiliyor. Anladım. Peki ne yaptın? Nasıl çözdün bu işi? Ben biraz daha maddi destekle bir sele pedi aldım. Tamam. Ne marka? Nasıl bir şey? Airhawk aldım. Süper. O 1500 lira civarında diye hatırlıyorum. Doğru mu? Şu anda o şekilde. Fakat ben o zaman indirimdeydi. 1270 liraya almıştım. Süper fiyat. Süper fiyat. Memnun kaldın mı? O çok memnun kaldım. Çözdü mü sorunu? Konfor sorununu çözdü. Fakat virajlarda ve çok agresif kullanımlarda altındaki sele pedi sadece hava değişkenli bir sele pedi olduğu için seni minimal olarak sağa ve sola kaydırma yapabiliyor. Oo. Böyle durumları da bildiğim için içindeki sele pedinin havasını minimal indirdim. Örneğin sizinle beraber en son uzun yol yaptığımızda da bu şekilde yaptım. Biraz daha fazla hava vardı ve ben o havayı düşürdüm. Tamam. Sonrasında da hani böyle asıl seleye kalçamın ne değmekle ne değmemek arasında bir hava vardı. Anladım. Minimal. Ve o şekilde çözdüm ama yine de agresif kullanımlarda o tecrübeden sonra sele pedini çıkartarak kullandım. Yani yakınlarda gazlayacaksak kesinlikle sele pedini kullanmıyorum. Uzun yol yapacaksak kullanıyorum. Şimdi motoru sen daha çok şehir içinde kullanıyorsun ve evet, o amaçla aldın. İş evet, yerin Gebze'de olduğu için biraz gidip geliyorsun da. Evet. O mesafede yani aşağı yukarı kaç kilometre buradan Gebze'ye? 70 gidiyorum. Var mı? Evden Gebze Organize Sanayi 70 70, 70 de dönüşüm 68, var. 68-70 kilometre. Evet. 140 kilometre aşağı yukarı yapıyorsun evet, diye düşünelim. Ve bunun bir kısmı da şehir içinde. Evet. Normalde uzun yolu katmazsak şehir içindeki yakıt tüketimi için söyleyebileceğin rakam nedir? Öncelikle bence MT gayet yakıtı ortalamanın üstünde olan bir motosiklet. Çünkü zaten MT07 alıp da yakıt tüketimi için çabalayan bir kullanıcı hiç olmadım. Olmaz. Bence de olunmaması gerekiyor. Bu öyle bir motor çünkü değil. Çünkü zaten motorun her devrinde güç var ve çok fazla gücü almak için de çok fazla enerjiye ve çok fazla yakıta ihtiyacı %100 var. %100 katılıyorum. Bu öyle bir motor değil zaten. Yoksa bizim hani amacımız satın alacak kişinin karşılaşacağı evet, masrafı evet, aşağı yukarı kafasında canlandırması. Yani şu şekilde hani şimdi ters orantı yaparsak yani bu motoru alıp ben 70-80 gideceğim haliyle 3.2 ortalamalarla gezebilirim diyen bir sürücü. Bu motor onu yapabilir mi? Yani 3.5-3.7 falan gezenleri resimlerini falan ekrandaki resimleri vay, gördük. Ama
Bu şekilde de gidilmiyor zaten. Bu motorun karakteri ona uygun tabii, değil tabii, zaten. O yani, zaman git NC750 al yani. Evet. Çok az yakan bir motor harika yani. Harika bir fuel consumption. Senin ortalama yakıt tüketimin ne? Ben 6 litrelerde geziyorum. 6 litrelerde. Evet. 6,5-6,7'ye çıktım. Bu şehir içi şehirler arası karma mı? Bence karma evet. Çok da fazla yakıta bakmadığım için hani ne kadar yakıyor diye bir hesap yapmadım açıkçası. Ama ortalamamız 6,5-6,7. Ama çok çok sınırları zorladığımızda, bir örnek vereyim bu sınırları zorlamamıza. Aydın yolu üzerinde 215-220 ile giden bir GS ile beraber uzun yol yapıyorsanız, ona yetişmek istiyorsanız o zamanlarda bence yetişiyorsunuz, stabil gidebiliyorsunuz ama çok yakıyor. Kaç litrelere çıktı? 7,5-8'i görmüşümdür muhtemelen. Çok yakıyor. Hatta daha fazla da olabilir. Atıyorum 100 kilometrede 7-8 litre yaktı. O çok evet. Önemli bir kriter değil. Evet. Genel ortalama konuşursak. Evet. Ya genel ortalama insanların... 6,5. Diyebiliriz. 6,5 diyebiliriz. Evet, evet. Güzel. Bence biraz yüksek. Yani benim GS için konuşalım. 5,8 yakıyor mesela karma kullanımda. Karma kullanımda 5,8 yakıyor. Uzun yolda 5,5'lara falan düşüyor. Evet. Yani ama bunu şeye de bağlayabiliriz sanırsam. Yani. Alt devirlerdeki o gereksiz gücün ve orantısız torkun vermiş olduğu bir yakıt tüketimi de var evet. Ekstra olarak. Haliyle bu da her devirde gazı vitesi düşürmeden güç sağladığı için ben biraz da yakıtı buna bağlıyorum. Ama zaten ben bunun bu kadar yaktığını bilerek aldım. Onun için hani hiç sorun yani, yok. Yani yakıt konusuna bu kadar şehir takılmıyorum. Şehir için. Zaten alan adamın yakıt konusuna evet. Takılacağını düşünmüyorum. Kaç lira aşağı yukarı yakacak kafasında bir rakam evet, olsun. Ya şöyle söyleyeyim o zaman. Bir depo 13,5 litre şu anda sanırsam. Ya 13 ya 13,5. Tam emin değilim. Bir depoyla çok rahat 220-230 kilometre gidebiliyorsun. Ama sınırları zorlarsan, sürekli gaz açarsan, sürekli agresif kullanırsan 170 kilometrelerden sonra bir benzinciye girmek gerekiyor. Anladım. Evet. Aydınlatmasından memnun musun? Farı nasıl? Tabii ki bir LED değil. Halojen ampul var bunda. Tamam. Aydınlatmasından şöyle. Herhangi bir sis taktırmamışsın gördüğüm kadarıyla. Yok hayır. Motorum tamamen orijinal. Herhangi bir ekstra bir şey de taktırmadım. Aydınlatmasından memnunum. Kısa ve uzunları da gayet yeterli. Halojen far olmasına rağmen. Halojen far olmasına rağmen. Ama tabii ki bir LED teknolojisi değil. Bir Angel yok. Uzun olsa daha iyi olurdu. Tabii ki umarım Yamaha bunu görür ve yapar. Umarım. Şehir içinde çok kıvrak bir makinen var. Kesinlikle. Şehir içindeki trafikte kullanırken evet. Çok keyif alıyorsun. Evet. Onu gözlemliyorum, izliyorum da zaten. Evet. Ve aralardan, derelerden tık 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 çok kolay geçiyorsun. Evet. Zaten çok geniş de bir motor olmadığı için her yere de sığıyor. Bu çok büyük avantaj aynı zamanda. Evet. Senin kullanımındaki lastik performansını merak ediyorum. Aldığında üzerinde bu lastikler mi vardı? Evet, Bridgestone lastikler var üzerinde. Bunlar orijinal lastikleri. Ben açıkçası memnunum. Ama şöyle de bir durum var. Yani hani çok detaya girersek, yani ıslak performansını da anlatır mısın dersen, evet, tabii. Orada biraz zayıf kalabilirim. Çünkü ben genelde yağmurda fazla kullanan bir sürücü değilim. Ama kuru havalarda beni gayet tatmin etti. Virajlarda hiç arkayı bıraktığını, tabii bu biraz da almış olduğumuz işte bazı eğitimler, viraj eğitimleri açısından falan düşündüğümüzde hani amatör olarak viraja girmediğimiz için belki bununla da alakası var. Lastiğimizi iyi tanıyoruz, ısındırıyoruz, ondan sonra viraja giriyoruz gibi şeyler ama onun haricinde ben lastiklerden memnunum. Ha, Rosso 2 gibi bir lastik olsa daha iyi bir performans gösterir miydi? Bu tabii ki denemeyle alakalı bir şey. Tabii ben kullandığımda, şimdi ben ilk motoru değiştik. Sen dedin ki abi Fener'e gidiyoruz, bir motoru alabilir miyim? Ben motoru aldım. Baktım motorun önü yok. Yani benim GS ile kıyasladığımız zaman dedim nerede bunun önü nerede? Nuri de aynısını söyledi. Tabii tabii. Gayet keyifle sürdüm ama gerçekten kullanımı çok keyifli. İvmelenmesi efsane. Güzel de duruyor. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Süleyman'a katılıyorum. Bir bayırdan çıkıyoruz Fener'in içinden. Garipçe tarafına geçeceğiz. Tam o sırada yerde bir ıslaklık var. Ben tabii normal GS ile geçer gibi geçtim. İkinci vitestesin ondan da eminiz. Eminiz canım. İkideyim. Geçtim bir baktım motorun yan tarafı böyle öne doğru gelmeye başladı. Zaten sonrasında zaten şey yaptı hani Yıldıray abi gazı bıraktı ve aşağı bakıyor ya ne oluyor nereye ne geliyor falan gibisinden aynen. Böyle. Süleyman da hemen arkamda olduğu için çok iyi gözlemledi. O oradan gülüyor bana. Sonra motor topladı kendini ya ben de hafif gaz verdim. Ama iyi bir şehir içi oyuncağı değil mi? Hani çok, böyle her eve lazım. Çok da keyifli. Evet, canın gaz açmak istiyorsa aynen. Al bunu gez. Şehir içindeki hızlı ivmelenme evet. Acayip keyif evet. Veriyor. Kullanım keyfi veriyor. Kısa yani. Bir motor olduğu için. Aynen. Dönüşler çok kıvrak. Bidon açısı dar olmasına rağmen, yani dönüş turu da az olmasına rağmen çok rahat dönebiliyorsunuz. Evet. Ben zaten LED sınavına da bununla girmiştim. Evet. Bunun kırmızısıydı. Zaten genelde onurdaki. Kurslar. Hani bu 8 yapma falan filan hikayelerini evet. Çok kolayca keyifle yapabiliyorsun evet. Bu motorla. Negatif yönlerine
sence nedir? Birazcık onları konuşalım. Bir negatif. Önde herhangi bir rüzgar koruyacak camı olmaması mesela en negatif yönü yani bu bence. Yani şimdi bir naked bike aldığım için aslında pek de böyle rüzgar koruması düşünmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama mesela çünkü Muğla'ya gideceğimiz zaman işte o zaman evet, bir... Evet, o zaman bir tur camı aldık. Tur camı aldık, taktık evet. Ve onunla da yine de rüzgar yediğini söylüyordun yolda ama bir nebze kestiğini söylüyorsun. Evet, bir nebze kesti fakat şöyle bir durum var. Biz uzun bir tur camı almıştık. Farın üst bölümüne bağladık, monte ettik ve yüksek hızlara çıktığımızda da çok fazla ivmelenmede de çok fazla rüzgar geldiği için farı da çok oynatmaya başlamıştı. Ve haliyle kullanıcıya yani kaskın ön üzerine doğru da çok fazla gelmeye ben başlamıştı. Ben seni arayıp Süleyman uzun farlarını kapat dediğimi hatırlıyorum. Evet, evet, sen de abi o kısa diyordun. Evet. Niye rüzgardan... Orada kaçta gidiyorduk acaba? Yo 140 falandı. Çok hızlı değildik. 140 falandı. Falan ama şeyi çok iyi hatırlıyorum mesela. Cam öne yatmasın diye sen bir tane şişeye ip geçirmiştin. Tabii, onun tabii. Da fotoğrafını buraya tabii. Koyalım. Bende var o fotoğraf. Şişeye iç geçirip şu bölüme boş pet şişeden onun, destek onun yaptığını ayrı hatırlıyorum. Bir videosu da duruyor. Hani o dut şerbeti içtiğimiz evet, yerde evet. Dağın arasında. Denizli dağ yollarında. Evet evet. Yani şimdi çok geldiği için buraya bir aparat koymamız gerekiyordu. Çünkü yani senin kaskına çarpıyordu. Tabii tabii neredeyse çarpacaktı kadarıyla. Ve bunu da nasıl çözebiliriz? İşte alternatif tıbba başvurduk. araya bir destek tabii, yapalım. Araya bir destek koymak istedik. Ondan sonra o oradan çıktı. Aynı başka bir şişe daha bulduk, sert bir şişe. Onları bu sefer ip geçirdik. Bağladık. İpi buraya falan. Bağladık. Evet. Bu sefer şişe stabil kaldı. Böylece işte... Bu arada camı ilk taktığımızda ön far yerinden çıktı. Evet. Yani öyle bir geçmeli bir yeri var onun. Alttan pıt evet. Diye çıkabiliyor. Üst taraftan bağlı, iki taraftan. Fakat alt taraftan zaten rüzgarın vurmasıyla beraber üstten bastığı için öyle problem bir sorunu teşkil yok. Etmiyor. Cam ama olmadığı tabii için. Üstten şimdi bir darbe aldığı için bu sefer de alt taraftaki ne derler ona? Mandalı. Evet. Mandal manuel bir mandal. Sadece geçmeli şey var, bir şekilde. Klips var, pıt diye evet, arasına geçiyor. Oradan çıktı. Biz tabii ki Beykoz'da tam daha böyle yola çıkmış 15 kilometre yeni yapmışız. Çekme, far yok. Çekme halatıyla bağladık tabii, onu. Tabii tabii. Daha Evet. Daha Beykoz Konakları'nın oradaydık Beykoz yani. Konakları'nın oradaydık Tabii, evet. daha oradan itibaren. Ama güzel bir tecrübeydi. Tabii canım. En büyük sorunumuz aslında çok rüzgar alıyor olması evet. Bence. Şehir içinde kullanırken de çok şiddetli rüzgara maruz kalıyorsun. O yüzden belki montunun, ekipmanının ona göre olması lazım yani. Aslında Satın alırken bunları düşünerek almak rüzgarı lazım. Yiyip de soğuktan etkilenme konusuna fazla takılmıyorum. Daha çok uzun yolda giderken ya da sürekli gittiğimizde yemiş olduğum rüzgar, kulakların uğuldaması, işte kaskın ne kadar kaliteli olsa da kaskın içine giren rüzgar, kulaklarından çınlaması gibi şeyler uzun vadede olabiliyor. Ben bundan rahatsız olmuştum. Yoksa hani ekipmanımızı giydiğimizde zaten vücudumuz fazla rüzgardan etkilenmedi. Doğru. Onun haricinde dezavantaj olarak uzun yol açısından 100 kilometre, 120 kilometreden sonra hafif kürek kemiklerinde, omuzlarda, dirseklerde, oturuş pozisyonundan oturuş pozisyonu dolayı. Sebebiyle çünkü bir naked bike ve tam dik oturamıyorsun. Sele ve gidon orantısına baktığımızda da hani biraz daha öne eğik bir şekilde ve kolların dirseklerin aşağı doğru baktığı bir şekilde de sürdüğün için biraz yoruyor. Turun sonlarına doğru o yorma oranı biraz daha artıyor, biraz daha artıyor, biraz daha artıyor. Ondan sonra ikinci koyuna girmeden hemen önce de artık bitsin yol demek istiyorsun. Evet tabii ama bir günde 800 kilometre yaptık. Evet, gerçekten. Bu his çok normal yani. Evet. Bu biraz fazla, ortalama 400'dür bir günde yapacağın kilometre evet. Yani. Yani onun için uzun yol, yani forumlarda baktığım kadarıyla, kullanıcı deneyimlerine baktığım kadarıyla hani bu kişinin biraz yani kişiye özel bir şey aslında bu cevap. Yani bence uygun değil. Ben hoşuma gitmedi uzun yolda sürmek açısından. Anladım. Ama dünya uzun yol yapan insanlar da var. Ya da ya MTL var ya ben nerelere gezdim, nerelere gittim, 3000, 4000 yaptım diyen kullanıcılar da var. Hani onlara da saygım var. Fakat ben beğenmedim. Neden beğenmedim? Çünkü kulüpteki herkes de enduro vardı ve onlarla karşılaştırdığımda, o konforu tattığımda evet. Bir enduro'dan, bir işte Super Tenere'den, bir GS'den geçtikten sonra naked'la da uzun yol tecrübesi yaptıktan sonra ya ne kadar rahatsızmış. Gerçekten kanısına varıyorsun ve aynen, o şekilde aynen olmuyor. Öyle. Tabii uzun yol için uygun bir motor değil, değil kesinlikle. Değil. Ama İstanbul içi gerçekten hem güç arayıp müthiş. Hem hafif olması, hem aralara girmesi, hem istediğinde gaz açması, hem istediğinde durması. 170 kilo muydu bu motor? 183 kilo. 183 kilo. Olması lazım dolu haliyle. İstanbul şehir içi için önerdik. Okeydir burada. Artçı. Herhangi bir artçı aldın mı? Artçı konforu nasıl? Artçılı sürüşlerde motorun tepkileri nasıl? Tepkilerinde herhangi bir azalma yok. Durmasında ve gitmesinde yani. Tamam. Onun haricinde virajlarda da sınırları zaten zorlamıyorsun. Fakat artçı açısından pek konforlu olduğunu söyleyemem. Ben hiç MT7'nin artçısı olmadım. Hep sürücüsü oldum. Birkaç arkadaşımız zaten çok az kişi binmiştir artçı olarak arkama.
Hani onların da pek kullanıcı deneyimlerini alamadım çünkü kısa mesafelerde gittik. Ama şunu biliyorum, sen oturduğunda o arkadaki kuyruğun yapısına dar istinaden dar ve aynı zamanda karış. Da yüksek olduğu için hem benden de daha çok rüzgar yiyor. Bir de senin üstüne de abanmak zorunda kalır. O şekilde oluyor. Biraz böyle hani, çünkü hani burada bir evrim teorisi ekstra bir tutamaç oturuyorsun yok böyle yani şekil doğal şekil. Olarak. Mecburen sana sarılmak zorunda. Peki negatifliklerinde başka söylemek istediğin bir şey var mı? Ön cam, işte sertliği, artçı konforsuzluğu Yok, falan hayır. Gibi durumlardan Hayır. başka? Benim gördüğüm başka bir negatif yönü olmadı ki zaten bunlar da genel itibariyle motorun karakteristiğine özel standart şeyler olduğu için hani pek de negatif diyemeyiz. Çünkü ben bu motoru hani o zaman bir uzun yol gitmek için almadım. Hani isteyerek bunu almamın sebebi gaz açarım, gaza doyarım. Orta sınıftaki CC'li bir Naked'la güzel hareketler olur, viraj olur, yol olur gibisinden düşündüm ve bunu aldım. Fakat ihtiyaçlar zaman içerisinde değiştiğinde, bir grup içerisinde, bir enduro kulübüyle, bir enduro grubuyla beraber uzun yol yapmak istediğinde ve 400 kilometrenin üstüne de çıktığında o zaman tabii ki motor konfor açısından ihtiyaçlarını karşılayamayabiliyor. Karşılamaz. Doğal olarak değiştirmen gerekiyor. Ne düşünüyorsun peki? Bunu satarsan ne alacaksın? Var mı aklında bir motor? MV Agusta ve Ducati Multistrada hariç sanırsam her Enduro'yu tecrübe ettim. Kulübümüz sayesinde de aynı zamanda. Yani sen burada Triumph kullandın, GS kullandın, kullandım. Honda kullandın, evet. Afrika TV'ni var, Super F650'leri var, Super Tenere kullandın. Bunların arasından satın alabileceğin motor sence hangisi? Keyif vermesi açısından GS ve Afrika TV'nin. Bu ikisi arasındasın şu anda. İkisi arasındayım. Yani ve biri şu anda Japon, biri Alman. Eşit durumdayım, evet. Neden? GS'in vermiş olduğu güvenli virajlar, TLLB'nin vermiş olduğu o güven hissiyatı, yola vuruşu, yolda duruşu, yolda gidişi, her şekilde tabii ki bir teknoloji harikası. Ama fiyatları da bir o kadar yukarıda. Evet, yani Afrika TV'yle karşılaştırdığımızda arada neredeyse 80-100 bin lira oynuyor. Çok büyük fiyat farkı var. Sürekli de devamlı çıkıyor piyasanın vermiş olduğu etkiyle birlikte. Afrika TV'ne geçelim. Çok sağlam, çok güzel renkleri olan, özellikle tri-color rengi ve de inanılmaz derecede orijinal egzozunun sanki küçük bir içinde Akrapovic varmış gibi çok tatlı, çok patlayan ve de çok stabil bir egzozunun aynen olması. Aynen katılıyorum ben de. Honda mükemmel. Afrika TV'nin egzoz sesi kadar güzel egzoz sesi mükemmel. Hiçbir Enduro'da yok. Enduro'ların arasındaki en güzel egzoz sesi diyebilirim yani. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Yani her devirde ayrı bir patlaması var. Hele ki işte sınırları zorladığınızdaki o böyle hani uçak landing yapmadan önce son bir motor yapar ya. Evet. O türbin yapar. Öyle bir sesi geliyor mu? Gerçekten muhteşem. Ben ona çok %100 aşık oldum. Katılıyorum. Ben de çok beğeniyorum. Afrika'yı düşünmemdeki %50 sebep budur zaten. Anladım. Onun haricinde Afrika yani şimdilik. Yani fiyat Afrika, performans anlamında fiyat da o performans öne çıkıyor. Açısından ve de yani içime de sindi açıkçası. Yani gönlüm hangisine kayarsa ben onu alırım. Ben bu motoru alacak olan arkadaşa şiddetle öneririm. Bu kadar temizliğini zor bulur. İnşallah iyi bir arkadaşa yani çok gider. Çok uzun sürmedik ama iyi baktık. Satışa koydun mu? Henüz koymadım. Aklında ama. Bu hafta koymayı düşünüyorum, evet. Hadi hayırlısı bakalım. Çok teşekkür ederiz. Ağzına ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli sohbet oldu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.